Evet, benim de yükselenim olan sevgili akrepler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 23-29 Ekim, Eylül, tövbe, 23-29 Eylül arasında sevgili akrepleri neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım derken bakın. Aradan bir tane kartınız çıktı zaten. Kupaların üçlüsü. Kupaların üçlüsü nedir? Şanslı ortaklık, vize, diploma, parti hazırlığı, evlilik hazırlığı, bol bol dedikodu yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bir takım şeyleri kutlayacağınız bir dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Bir sonraki adımı sembolize eder hayatımızdaki. Ve ay, ağırlık var üstünüzde sevgili akrepler. One night stand, yani tek gecelik aldatmayı sembolize eder sevgili akrepler. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili akrepler için. Ve inanılmaz rekabetçi bir dönemi sembolize eder asaların beşlisi. Rekabetçi dönem. Ekip çatışması. Anlaşmazlık. Birileriyle orta yolu bulamama ama bu büyük ihtimal şeydir. Yani ağız dalışını sembolize eder. Kazanmak kolay olmayacak der. Ay, sevgili akrepler. Hiç bu burçta esnemedim bugün. Enerjik olacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat der ki uykunu iyi al çünkü kronik yorgunluk çekebilirsin bu dönem der. Eğer profesyonel anlamda da bir sporla uğraşıyorsanız ve yarışmaya katılacaksanız der ki kazanmak kolay olmayacak ama kazanacaksın her halükarda. Hadi in bakalım son kartımız sevgili akrepler için. Vay, kupaların ası. Kupaların ası der ki o kadar mutlu olacağın olaylarla karşılaşacaksın ki bu dönemde sevgili akrepler. Bakın görüyor musunuz? 5 tane su çizgisi var. Yani diyor ki 5 duyu organınla hissedeceksin bu mutluluğu, dolu dolu hissedeceksin der. Kader hediyesi denir bu kart için. Evlilik teklifi, evlilikle alakalı ciddi konuşmalar. Beyaz çizgi. Hayatımızdaki siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcını sembolize eder aynı zamanda sevgili akrepler ve uzun dönem beraber olan çiftler için der ki ilişkide bir sonraki adım. Yani atıyorum 3 senedir 4 senedir berabersinizdir ve dersiniz ki bir söz yapalım, nişan yapalım gibi bunu değerlendirebiliriz. Tek olan arkadaşlar içinse der ki yeni duygular ve maneviyatın çok güçlü olacağı bir dönem der bu kart bizlere. Evet sevgili akrepler, sizler için 23-29 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse özür diliyorum. Bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.